Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldık. On binlerce vatandaş sağanak yaşa rağmen Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumdu, Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'e saygılarını göstermek isteyen vatandaşlar saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna başladı. Kalabalığın yoğun olduğu Dolmabahçe'de saygı duruşunda bulunanlar duygu dolu anlar yaşadık. Saygı duruşunda bulunan vatandaşlar havadan görüntülendi. Deniz Yücelen, biz bunu vazife olarak görüyoruz. Bugün atamızı yad ediyoruz. Gelen herkese teşekkür ederiz. İfade edilmeyen duygular var. Kalabalığı görüyorsunuz. 10 Kasımlarda diğer bayramlara her zaman ziyaret ediyoruz. Ölmedi ki devamlı ziyaret ediyoruz dedik. Vazife olarak görüyoruz biz bunu. Yani söyleyecek bir şey yok. Atamızı yad ediyoruz bugün. Gelen herkese de teşekkür ederiz. İfade edilemeyen duygular var yani. Kalabalığı görüyorsunuz. Herkesin yapmak istediği şeyler Türkiye'de yavaş yavaş gerçekleşecek. 10 Kasımlarda, diğer bayramlarda, sahir günlerde, her zaman. Yani ölmedi ki. Devamlı ziyaret ediyoruz. Mehmet Cihangir Tokel, Atatürk'ümüz için çok üzgünüm. Bugün onu anmak için buraya gelmek istedim. Atatürk'ü çok seviyorum. Her yıl genellikle geliyorum. Bizi kurtardı. Cumhuriyetimizin kurucusu ifadelerini kullandık. Atatürk'ümüz için çok hüzünlüyüm. Açıkçası bugün onu anmak için buraya gelmek istedim. Atatürk'ümüzü çok seviyorum, anıyorum onu. Her yıl genellikle geliyorum, evet. Çok seviyorum Dolmabahçe Sarayı'nı. Atatürk'ü de çok seviyorum. Bizi kurtarmış Cumhuriyetimizin kurucusu. Saygı Mustafa Kemal Atatürk. Ayşe Ulu, biz Tekirdağ'dan atamızı görmeye geldik. Dün gece geldim, sabah erkenden de buraya geldik. Hiçbir sene bırakmıyorum. İyi ki bu ülkeyi bize bıraktı. Heyecanla töreni bekliyorum. Her yıl gidiyorum ama bu kadar öne geçememiştim. O yüzden mutluyum. Geçen yıl arkalarda çok beklemiştim. Ne mutlu, Türk'üm diyene diye konuştuk. Bugün çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Tekirdağ'dan geldik. Atamızı görmeye. Dün gece geldim, sabah erkenden buraya geldim. Hiçbir sene bırakmıyorum. İyi ki var atamız, iyi ki bu millet ülkeyi bize bıraktı. Çok mutluyuz, çok heyecanlı töreni bekliyorum. Çok duygulandın. Çok. Her yıl gelir misin? Her yıl geliyorum. Ama bu kadar böyle öne geçememiştim. Bugün çok mutluyum. Bu kadar ilerledim. Geçen yıl da arkalarda çok bekledim. Ama sonuna kadar arkasındayız. Duygulandınız. Çok fena. Her zaman böyleyiz zaten. Akşam torunlarla geliyoruz. Bayrakların indiğini söylediler yarıya. Şu torunların bile çok yani aşık. Ne mutlu. Türk'üm diyene yani diyecek bir şeyim yok. Tuğçe Gökmen, bugün ölümü değil aslında ölümsüzlüğü anlıyoruz. Ölümünün 86. senesinde bu kadar ulusa hala ayağa kaldırıp titretebilen biri. Her an kalbimizde hissediyoruz. Onu her an daha iyi anlıyorum. Üzgünüz ama hasretle anıyoruz. Yasla değil. Çünkü hep bizimle ölmedi. Atamızı bırakmıyoruz dedik. Bugün ölümü değil ölümsüzlüğü aslında anıyoruz. Ölümünün 86. senesinde bu kadar bir ulusu hala ayağa kaldırıp titretebilen biri. Kalbimizde hissediyoruz her an. Onu her an daha iyi anlıyoruz. Bugünleri gördüğünü çok daha iyi anlıyoruz. Üzgünüz ama hasretle anlıyoruz. Yasla değil. Hep çünkü bizimle ölmedi. Bırakmıyoruz atamızı.
Tülay Güner, üzgünüz. Buraya gelmek için sabahın erken saatlerinde yollara düştük. Burada olduğumuz için mutluyuz. Atatürk'ümüzü anıyoruz diye konuştuk. Üzgünüz. Teyzem memleket Safranbol'dan geldi. Sabah erken saatlerinde yollara düştük buraya gelebilmek için. Burada olduğumuz için de mutluyuz şu anda. Ama Atatürk'ümüzü arıyoruz. Bilge Aydın, bizler onların eserleriyiz. Benim dedem de Sakarya Gazisi. Her şeyimizi onlara borçluyuz. Keşke hayatta olsalardı. Bugün değil de keşke onun olduğu dönem yaşanmış olsaydım. O yoklukta savaşın içinde olsaydım. Bugünkü savaşımız daha kötü. Burada olmaktan mutluyum diyemiyorum. Mutluyum ama onu görememek acı. Her yıl gelemiyorum. Bu sene torunumu getirdim dedi. Bizler onların eserleriyiz. Benim dedem de Sakarya Gazisi. Her şeyimiz onlara borçluyuz. Onsuz. Keşke hayatta olsalardı. Bugün değil de keşke onun olduğu dönemde yaşamış olsaydım. O yokluklarla, o savaşın içinde olsaydım. Bugünkü savaşımız daha kötü. Burada olmaktan mutluyum diyemiyorum. Mutluyum ama onu görememek acı. Devam et. Ben bu ikinci gelişim. Her yıl gelemiyorum. Bu sene torunumu getirdim. Kocaeli Gebze'den geliyorum. Çok seviyoruz. Her zaman yaşayacak. Her zaman bizimle olacak. Ve torunlarımızla, bizden sonraki nesillerle olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Emre Şan, duygu doluyuz. İsmini andığımız zaman bile gözlerimiz doluyor. 86 yıl değil, 800 yıl geçse de aynı coşkuyla, aynı sevgiyle, aynı özlemle anacağız. Çünkü o sonsuza kadar yaşayacak bir insan. Karaman'dan geliyoruz dedik. Vallahi korkunç derecede duygu doluyuz. Yani ismini andığımız zaman bile gözlerimiz doluyor. 86 yıl değil, 800 yıl geçse de aynı coşkuyla, aynı sevgiyle, aynı özlemle anacağız. Çünkü o sonsuza kadar yaşayacak bir insan. Karaman'dan geliyoruz. Normalde hep iş yerimizde kutlardık. Yani kutlamak değil de daha doğrusu orada anardık. Bu yıl Dolmabahçe'ye geldik. Atamızı buradan alalım dedik.